Önce kısaca kendinden bahsedeyim isterseniz. İbrahim Acar, şu an TRT Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde çıkarttılar. TRT Akademi Dergisi'nin yeni yönetmenini yapıyorum şu an. Daha önce TRTHaber.com ve TRTSpor.com yayın yönetmenliğini yaptım. Bunlar bazı sosyal medya hesapları ve dijital platformların incelemeleri yapan ekibin başındaydım. Ondan sonra Başbakanlık'ta yeni medya danışma olarak çalıştım. Sonra TRT2 ve TRT Belgesel ilk kurulduğunda bunların yayın stratejilerinin belirleyen ekipte, yayın stratejilerini yapan ekipte yer aldım. En sonunda TRT Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışıyorum. Şöyle, 2006 yılında üniversiteye başladığımda ekonomik sebeplerden dolayı çalışmak durumunda kaldım. Ve ilk olarak yerel basında başladım. Yani İzmir'de, İzmir Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Şöyle TRT2, ben isterseniz şey yapalım, biraz TRT2'den biraz bahsederim. Mesela diyor ki hangi tarihi figürü beyaz perdede izlemek isterdim diyor. Mesela burada amaç bu da ne? İnsanların yorumu olarak bize katılım sağlamasını sağlamak. Yani bize katılmasını, bir şeyler söylemesini istiyoruz burada. Bunu isterken de karşılıklı bir etkileşim var burada. Özellikle Twitter tarafında insanlar bunu paylaşıyor, arkadaşını etiketliyor. Böylelikle daha çok insana erişiyoruz. TRT2 markasından, TRT2'den daha çok insanın haberi oluyor. İçeriği hazırladık, tamam. Ama bir de bunun sunuş var. Bizim elimizde dünyanın en güzel malzemesi de olsa, dünyanın en güzel haberi de olsa vitrinimize koymadan sonra bunu hiçbir kimseye faydası yok. Vitrine koyduk, bunun yine hiç kimseye faydası yok çünkü bunu süslemeliyiz. İnsanlara albenli hale getirmeliyiz. Bunun içinde görsel bir kalıbımız, görsel bir şablonumuz olmalı ve aynı şablonla devam etmelisiniz çünkü şimdi hepsini mesela rengi birisine mavi kullandık diyelim, birisine siyah kullandık, birisine sarı kullandık. Burası bir şey dönüyor, panayıra dönüyor. Hiçbir albenisi kalmaz, insanların böyle biraz daha estetik anlamda karşılayan bir sahip olmaz. Onun için hani burada kullanılan renklerin, başlıkların, görsellerin hepsinin aslında belli bir şeyi var, belli bir dengesi var. O dengeyi korumak, o dengeyi tutturmak zorundayız çünkü alternatif çok. Günümüzde dijital medya tarafında özellikle hani bizim burada kırmızı renkli mesela TRT Akademi Dergisi kurumsal deyince mesela bizim patent alınmış logosu mesela yazı fontu patent alınmış bir şey mesela TRT Akademi Dergisi'nin 2016 yılında kullandığı font renk bu. Şimdi TRT'deki de aynı şekilde mesela bunlar hani, tamamen hani tesadüf falan ya da hani bu rengi kullanalım, bu kırmızıyı kullanalım dediğimiz şeyler değil. Şimdi burada internet haberciliğinde mesela 2010'lu yıllarda mesela biraz daha internet haberciliği rövaşta yani önem kazanmaya başladı. 2010 yılında başlayan haber siteleri zaten biraz daha şu an ön planda olan haber siteleri. Neydi orada, o dönemde neydi? Habere gidiyorsunuz, habere gidiyorsunuz, görseli koyuyorsunuz, manşeti çekiyorsunuz, tamam. Ama 2010 yılında bir şey oldu, 2009-2010 yılında Cüneyt Özdemir'in Dipnot diye bir projesi hayata geçti. Mesela ben ilk mesela orada tanıştım dijital medyayla ya da dijital medyayla başlangıcıyla. Cüneyt Özdemir Dipnot TV diye bir şey çıkardı, Beyrut ya da Fas'ta tam hatırlamıyorum. Oraya gitmiş, röportajlar yapmış, sokakta çekimler yapmış, fotoğraflar çekmiş, metin hazır, görsel hazır, video hazır ve orada mesela işte sunumunda göstermişti. İçerikte video yönetebiliyor, fotogaleri gösteriyor, ondan sonra metni okutuyor. Ya o zaman için çok büyük bir şeydi. Mesela ben çok hayret etmiştim o zaman için. Ve zaten belki de medyayı dönüştüren, medyanın dönüşümünü ilk olarak orada gördüm ben. Zaten o dönem, ondan sonra zaten her şey eskisi gibi olmadı. Biraz daha geleneksel medya, mesela temsilcileri var, Vatan Gazetesi'dir ya da bazı gazeteler kapandı. Ama yakın zamanda kapandı, 2016-2017 dönemlerinde kapandı. Ama dönüşümünü başlatmıştı Dipnot TV aslında. Ve o Dipnot TV'den sonra zaten dijitalleşmeye biraz daha önem verildi. Haber siteleri vardı mesela. Bu haber siteleri işte En Son Haber'dir, İnternet Haber'dir o dönemde bir çıkış yaptılar ve şu an hala o şeylerini koruyorlar. Sıra burada bir diğer şey de infografik çalışmaları. Şimdi Cumhurbaşkanı ya da bakan açıklama yapıyor. Mesela
Açıklamaya baktığınızda bir A4 sayfasını dolduracak şekilde. Bunu habere verdiğinizde bir, insanlar okumak istemiyor. İkincisi, çok uzun bir metin, anlam karmaşası soruyor. Bunun için insanlar ya da yayıncı kuruluşlar hap gibi insanların anlayacağı şekilde içerikleri hazırlıyor. Mesela bunu bir metininde vermiş olsak bir sürü rakam var. Ne kadar terörist etkisi hale getirildi, işte ne kadar kaç operasyon düzenlendi, kaç DH'lı yok edildi gibi bir sürü şey var. Ama burada bu şekilde görsel bir düzenleme var. Aşağıda o Suriye'deki operasyon bölgesini gösteriyor, işte güvenli bölgeyi gösteriyor, operasyon altını gösteriyor. Ondan sonra rakamlar veriliyor. Bunu bir metinle anlatmaya çalışsanız çok büyük anlam karmaşası olur. Ama bu şekilde bir görselle, infografikle verildiğinde daha anlaşılır ve anlamlı oluyor. Bunu bugün birçok kamu kurumunda kullanıyor. Bakan çıkıyor, açıklama yapıyor, örnek veriyorum işte şeyle ilgili. Örneğin EYT çalışması ile ilgili detayları açıklıyor. Hemen ekibi şey hazırlamış oluyor, infografik hazırlamış oluyor, sosyal medya hesapları paylaşıyor, daha anlaşılır kılıyor süreci. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra zaten takip ederseniz, özellikle pandemi döneminde falan hani çok anlam kaybısı oldu, yasak mı değil mi, maske takacak mı, takamayacak mı? Ama infografiklerle anlattıklarında böyle daha anlaşılır ve daha sade bir dil ve üslup oluyor. Biraz önce dışarıda konuşurken bir abimiz şey söyledi mesela, işte bir tane kendi kanalını kurup yayın yapan, YouTube üzerinden yapan birisinin ismini söyledi. Dedi ki ben ana haber izlemiyorum, haber izlemiyorum artık, onu izliyorum dedi mesela. Artık bu patronsuz gazeteci dediğimiz sistem aslında bu. Herkes kendi sayfasından, kendi hesabından yayınlar yapıyor. Bu son zamanlarda, son yıllarda özellikle bayağı bir başta. Aslında bunu yine öncüsü Cüneyt Özdemir diyebiliriz. Cüneyt Özdemir yıllarda yaptığı bir şey. CNN Türk'te program yapıyor ama onun dışında kendi kanalında da bu sistemi yürütüyor. Son yıllarda bu arttı. Hani bir kamera, bir stüdyo ya da evin bir köşesini oluşturan kişi bu patronsuz gazeteci dediğimiz sistemde kendi yayınlarını yapıyor. İnsanlar kendi doğrularını paylaşıyor ama doğru mu değil mi tartışmaya açık bir şey. Onun için bir veriyi paylaşmadan, RT yapmadan, arkadaşımıza göndermeden önce işte şey yapmak durumundayız. Özellikle kriz dönemlerinde 3 sene, 5 sene önceki ya da farklı bir ülkede kolay, buradaki kolay, başka bir yerdeymiş gibi paylaşılabiliyor, manipüle edilebiliyor. Mesela bu noktada uluslararası, mesela Türkiye'de teknik.org var ya da uluslararası farklı şeyler var. Bunlara nasıl güveneceğiz? Bunlara güvenmek durumundayız. Neden? Bunların uluslararası anlamda imzaladıkları şeyler var. Mesela doğrulama platformları var, uluslararası anlamda imzaladıkları sözleşmeler var. Bu sözleşmeler çerçevesinde doğrulamalarını, teyitlemelerini yapıyorlar. Bunlar uymak durumunda. Çünkü bunu istismar ettikleri durumda bu doğrulama, teyitleme şeyleri iptal ediliyor.